güzel ahlaklı bir kızdı. Namazını kılar, Kur'an okurdu sürekli. Elinden geldiğince Rabbinin rızasını kazanmaya çalışıyordu. Her gün akşam namazı için camiye geçiyor, yatsı namazı vaktine kadar da camide kalıp Kur'an tekrar yapıyordu. Bu kız takva sahibi bir gence aşıktı. Ne zaman komşularının oğlu olan bu gencin bahsi geçse kalbi pır pır edip gözlerinin içi gülüyordu. Kızın annesi de durumun farkındaydı. Bir gün aşık olunan gencin annesi oğlunun yurt dışına gideceğini söyledi. Genç yurt dışına gitmeden evlenmekte kararlıydı. Bu yüzden annesinden kendisine uygun bir eş seçmesini istedi. Annesi de kızının o gençle evlenmesini istediğinden o gece komşusunun evine misafirliğe gidecekti. Böylece komşusu kendi kızını oğluna düşünecekti. Ne var ki kızının iffeti bu duruma mani olacaktı. Annesinin bu teklifini şöyle diyerek kabul etmedi. Anneciğim, o vakit benim Kur'an ezber saatim. Bugüne kadar taviz vermedim. Bundan sonra da o vakitten taviz vermeyi düşünmüyorum dedi. Genç evlenmeden Hollanda'ya gitti. Kendisine yoldaş olacak bir iş arayışı devam ediyordu. Buradaki şartlar çok zordu. Stresini gidermek için sıkıntılarını paylaşacak bir hayat arkadaşı lazımdı yanında. Cenabı Allah'a ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne güveni tamdı. Üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine bir haktır Allah yolunda cihad eden, bedelini verip kendisini hürriyete kavuşturmak isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimse. Gencin annesi kafasında güzel mi güzel ve oğluna pek layık olarak gördüğü birinin evine ziyarete gitti. Sebebi ziyaretini ifade etti. Oğlunun yurt dışında yaşadığını öğrenen kız kadının hemen yanına yaklaştı. Kadın, evlendiğinizde oğlumla Uganda'da yaşamayı kabul eder misiniz diye sorunca kızın bakış ve tavırları anında değişmişti. Kız, "Uganda mı? Benden imkansız bir şey istiyorsunuz." diye verdi. Kadın umudunu bulamamış, düşünceli bir halde evine dönmek üzereyken komşusunun kızıyla karşılaştı. Komşu kızı onun bu durumunu görünce neden üzgün bir halde olduğunu sordu. Kadın Ah kızım, bilirsin ben seni çok severim. İyi kalpli ve edepli bir kızsın. Seni oğluma istesem, bu isteğimi kabul edip onunla Uganda'da yaşar mısın diye sordu. Genç kız biraz utanmıştı ama kafasını öne eğip başını sallayarak evet deme cesaretini gösterebilmişti. Kadın o gece komşularına kız istemeye gitti. Sonra kadın oğlunu arayarak durumu anlattı. Telefonu kıza vererek oğluyla konuşmasını istedi kız selam vererek Uganda'da havalar nasıl diye söze başlayınca telefonun diğer ucundaki genç gülümseyerek ben Uganda'da değil Hollanda'da yaşıyorum annem karıştırıyor kusura bakma dedi. Belli ki birbirlerini seviyorlardı. Kız bunu öğrenince kalbi tamamen mutmain olmuştu. Allah'a bu dileğini gerçekleştirmesi için ne de çok dua etmişti. Sonunda en güzel şekilde duası gerçekleşmişti. Duası gerçekleşen genç Allah'a çokça hamd etti. O anda içinden şu hadisi şerif geçti. Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste. Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile. وَلَا <laughs> ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون